Halil'i hatırlarım. Ben Göztepe'nin simgesi olan tepenin eteklerinde doğdum bugün. 20-25 yaşına kadar Karşıyaka neresi bilmezdim. Çünkü Göztepe'den başka hiçbir yere gitmezdim. Yani 15-16 yaşlarına geldiğim zaman, artık bu sahalara geldiğim günler, o genç takımla başladığım zamandan beri, yani inanın Alsancak neresiydi, Alsancak bazı sorarlardı İzmir'de, hiç oraları bilmezdim. Evimden buraya, buradan eve. Öyle bir yaşantım vardı. Hala da o yaşantım devam ediyor yani. Göztepe ile futbolcu olduk, hocalık yaptık, antrenörlük yaptık. Ama bütün sevgimiz Göztepe ile oldu. Üç büyükler çok farklıydı o yıllarda. Hep giderdik onlardan. Üç tane yerdik, 2-0 yenirdik. Yani bir berabere falan kaldık mı bayram yapardık. Bize Adnan abi o özgüvenimizi kazandırdı. Bir Fenerbahçe maçına çıkıyorduk. Ki Adnan abi maçtan evvel kimseyle fazla konuşmazdı öyle. Hadi aslanım bugün göreyim seni falan, hiç lafı yapmazdı. Çünkü derdi ki hepinizin kafası futbolda dolu, şimdi bozmayayım kafanızı derdi. O maçta çıktığımızda, çıkmadan evvel dedi ki çocuklar dedi, bakın dedi, bugün dedi Fenerbahçe ile oynuyoruz. 5 tane yiyin dedi. Ama bir tane atalım, gol atmaya gidelim yani. Atalım bir tane gol dedi, kendimize gelelim. Göreceksiniz dedi, zaman gelecek, biz bunları burada yeneceğiz dedi. Ve o zaman hakikaten 5-6 sene sonra o Göztepe, o efsane Göztepe olmaya başladı. İspanyollar okuyorlar. İşte Göztepe çıktı Atletico Madrid'e. Bakıyorlar, diyorlar ki ya Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş İstanbul'da bununla üç büyük yapıyor. Bu Göztepe nereden çıktı? Ve onların gazetecileri biz çıktığımız anda hemen bizim 3-4 tane maçımızı Türkiye'ye seyretmeye gelmişler. Ve Otto Galoria diye onların hocaları var. Ve dönüşte diyorlar ki Otto Galoria'ya, Otto Galoria. Bu Göztepe nereden çıktı deniyor. Ama biz onların 3-4 tane maçını seyrettik. Hele Ankara'da bir yağmurlu sahada bir top oynadılar. Devamlı golü düşünen acayip golcüleri var. Bir kalecileri var. Bugün Avrupa'nın her takımında oynar. Bir Solaf Nevzatları var. Acayip bir futbolcu. Güsel Aksel diye bir kaptanları var. Fevzi Zemden de güçlü bir oyuncuları var. İşte bir Sarışın Fırtına Halil diye bir adam, bir toplar vuruyor, ağları yırtıyor. Bir dikkat et, yani bu takımı küçümseme diye notları vardı. Hele hele Alsancak'ta o toprak sahada muhteşem oynuyorlar diye uyarmışlar Otto Galoria'ya yani. Biz tabii gittik oraya. İlk maç 2-0 yenilince onlar buraya hanımlar, elfen, turist gibi geldiler hepsi. Artık o gün Alsancak sahasına geldiklerinde işte toprak saha çok kötü, ay yüzeyi gibi filan, bizde de affedersin biraz küçümsemeler bir konuşmalar yapıyorlar İspanyollar maça. Maçın o 15. dakikasında bir penaltı oluyor. Dediğimiz gibi ben Göztepe'de bütün bu penaltıları Gülsel abi atardı. O zaman ben de 18 köşesine doğru gidiyorum, sabek oynuyorum yine. Dedim Gülsel abi tuşta kaleciden döner eder de. Gülsel abi döndü böyle. Bana dedi ki Halil git at penaltıyı dedi. O git at penaltıyı dedikten sonra 3 saniye içinde o Alsancak'ta 20 bin kişinin omuzlarında olduğumu hissettim. Bunu her zaman söylüyorum. Topu diktim. Arkamdan da Nevzat konuşuyor. Halil aman ha, kalecinin sağına sona atma de, kalecinin başını gözünün üzerine vur. Şimdi içimden söylüyorum, beni kolaysa gelsen vur diyeceğim ama. O zaman Nevzat da demişti, ben senin gibi topu vursam sana attırmayayım o penaltıyı dedi. Sonra diktim ben topu işte. Bir sessizlik Alsancak'ta. Çıt yok. Ben de artık diyorum ona, Halil bu kaleyi de tutturamazsın, yazık olsun senin bombacılığına. O şeyle, var bir cümle topa vurdum. Bir baktım top ağlar mağlar yırttı, top dışarı gitti. Hakem santeri gösterince o Alsancak'taki o sevinci hiç unutamam. Bazen konuşuyoruz büyüklerimize. O zamanlarda Halil hocam ya biz Türkiye'de radyoda dinledik o zaman, televizyonda bütün Türkiye ayağa kalkmıştı o sizin golden sonra. 15 dakika sonra da Gülsel abi kafayla ikinci golü attı. 2-0 oldu maç. Artık maç uzatmaya gidiyor. 90. dakika hakem
kalecileri avuta gidiyor, yavaş kullanıyor, kaleci vakit geçirmeye çalışırken ben sağ taraftan bir top aldım açık tribünlerde o zaman Alsancak'ta. Bir İspanyol oyuncu çıktı karşıma. Onu çalmadım, baktım top önümde sıçrıyor böyle. 35 metre falan var ama. Oradan sol ayağımda bir şut tam 90'da. O zaman Halit abi de anlatıyor maçı, Halit Kıvanç. San Roman bir kalecinin ismi. Halit abi bağırıyor. San Roman diyor. Sen bu şutu diyor Roma'ya kadar üstten tutamazsın diyor. O üçüncü gol. Hakikaten Göztepe'nin tarihinde unutulmayan bir maç olarak ve bir de ben unutulmayan futbolcu olarak gündeme gelmeye başladım. Daha sonra Avrupa kupalarına geleceğiz. Türkiye kupası maçlarına görüntülerimiz var ama sen nasıl hatırlıyorsun o günleri ve başarının sırrını sen nasıl yorumluyorsun? Her zaman başarının sırrında bir istikrar denen bir kelime vardır. Tabii o tam o gün Göztepe'nin yarattığı bir laftı. Şimdi Nevzat'ın duyuyoruz, Fezzi'den duyuyoruz. Hemen hemen 10 senenin üzerinde oynamış arkadaşlarımız. Ben de öyle. Ve bizim o efsane takımın bütün futbolcuları hemen hemen en az 7-8 sene beraber oynamıştık. Ve bunun yanında da 7-8 sene o çalıştığımız, oynadığımız yıllarda da idariciler de hep aynı idariciler. Orada da bir değişiklik yok. Tamamen Göztepe içinde, Göztepe için başarısı için mücadele eden İdarecilerin abilerimiz. Hemen onları istersen rahmet evet. ve saygıyla analım ve hatırlatalım. Başta Şevket Filibeli olmak üzere Sabahattin Süvari, Zeki Çırpıcı, Ahmet Sevil, Muhittin Ekiz, Şakir Süzügür, Tuğran Atav, Elen Özgenel ve Haşmet Uslu benim hatırladığım kişiler evet. bunlar. Sizin ekleyecekleriniz var mı? Evet, hemen hemen onlar abilerimiz. Tabii hepsi bir Göztepe sevgisiyle o bizleri o seviyeyi yaratanlar, bizleri o kulübe sevdiren biraz da onlardı. Ve tabii bu o abilerimizin yanında bir de Göztepe'de bir lider abimiz vardı. Bu çok mühimdi yani. Bizim o Göztepe'mizi hepimizi bir yerde tutabilmesi için Göztepe'de bizim rahmetli Gürsel abi kaptanımız vardı. Biliyorsunuz burada kadro ne kadar iyi yaparsanız yapın orada bir abi, bir kaptan bulamazsanız o takım her zaman dağılmaya mahkumdur. İşte bu bakımdan Gürsel abinin kaptanlığı sayesinde o takım hiçbir taraflara gitmedi. Ne Gürsel abiye gelen teklifleri Gürsel abi gitmeyi kabul etmedi, ne bizler kabul etmedik. O Göztepe'de o sevgimiz hala da sürüyor. O birlik beraberliğimiz bu Göztepe'mizi yüceltti. Halil, sende duran toplardan çok unutulmaz gollerin vardır. Evet. Avrupa kupalarına döneceğiz ama şimdi söyleyeceğim şu golümü hatırlıyorum. Çok iyi attım, çok iyi vurdum. Gol oldu diyeceğim bir gol var mı şu anda hatırladın? Tabii var. Ben İstanbulspor'la oynuyorduk. Yılmaz vardı çok iyi rahmetli kalecimiz. Onu 35 metre kadar uzaklıktan vurmuştum. Top üst direğe vurup gol olduğunda o topun nerede olduğunu bakıp şaşkınlık kalınca çok üzülmüştüm doğrusu. O golümü hiç unutmuyorum. Evet, 35 metre dediğim evet. için azdır herhalde. Orta sahada vurduğun zaman çok... Bilim Murat şu ana kadar her şey çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Tabii bu arada oradaki konuklarımız öylesine tevazu gösterdiler ki ben onların tabii futbol oynadığı dönemi çok iyi hatırlıyorum. Fevzi Zemzem stoperleri sırtına alır götürürdü. Öylesine kuvvetli, öylesine güçlüydü. Bunu söylemedi. Gol atarken tabii ki onun bir sanat olduğunu söyledi ama birçok stoperi de beline sarıldığı zaman ya boynuna sarıldığı zaman sürükleyip arkasından götüren bir golcüydü. Halil Kiraz sol ayağıyla vurduğu zaman kale direkleri sallanırdı. Belki de kırılacak diye stat yetkilileri korkardı. Öylesine topa iyi vuran bir insandı. Nevzat Güzelırmak'a gelince sol kanada bakar. Bir espri de var. Nevzat Güzelırmak size gelince demiş ki bu topu kalecinin gözüne vur. Yok kaşın, iki kaşının arasına at demiş. Size cevap olarak o kadar kolaysa kazanır dedim ben de ona. Evet siz de dedi. Ben seni kadar topa vursaydım ve vursana vurdurmayayım dedi. Tabii şimdi penaltı olunca dediği gibi arkadaşlarımın biz de frikik olsun penaltı olsun Gürsel abi atardı hepsini. O karar verirdi. Ki o atamayacaksa ya Feyzi'yi çağırdı ya Nevzat'a söylerdi sen vur ya Ertan ya bana söylerdi. Ben de o gün sağ bek oynuyorum. Yani sol açık neresi sağ bek neresi diyeceksiniz. O gün öyle bir görev verildi. Sağ bek küçük Mehmet sakattı. Penaltı olunca
Gülser Abi hakikaten bir şeye sinirlendi. Ben de 18 köşesine yavaş yavaş geliyorum. Yani Kaleci'den döner de eder de bir şey işte yakınlaşmaya geliyoruz. Orada Gülser Abi döndü. Tabii oradaki Hüseyin'le konuşumun ne olduğunu bilmiyorum. Halil git at penaltıyı dedi bana. Şimdi Gülser Abi bana o penaltıyı at demiş, ben hayır atmam diyemem. Orada atacağım ben ama dışarı gidecek ama golü şunu olacak vazifemi yapacağım. Tabii topu dikinceye kadar 3 saniye geçinceye kadar arkamdan işte Nevzat'ın Kaleci'nin iki kaşına vur demesini dinlememe rağmen içimden o 2 saniyede ben de diyorum ki Halil bu topu da kaleye tutturamasa yazık olsun senin bombacılığına diyorum ama Asanek sahasında 20 bin kişi var. O 20 bin kişinin hepsinin omuzlarında olduğunu hissediyorum. O golü kaçırdığımızda neler kaçıracağımızın da farkındaydık. Neyse artık topu diktiğimde o çizgiye Alsancak'ta çıt yoktu. Bir vurduğumda işte Nevzat'ın dediği bir karecinin tam kaşının üzerine tam da top oradan ağları da yırtıp gidince. Evet, fileleri de yırtmış top kaleden çıkmış. Dışarıya gitti ama sonra hakem onu anlayınca santeri gösterdiğinde işte Alsancak ayağa kalktı. Daha kalkmadı. Evet. 90 artılar var. Ondan sonraki bölümü neler hissettiniz? Nasıl oynadınız? 15. dakikada Gürsel abi ben 13. dakikada mı ne penaltı atmıştım? 15. dakikada da penaltı adı kafayla Gürsel abi Ertan'ın ortada topa çok güzel bir kafa vuruşuyla 2-0 yaptı. Orada maç uzatmalara gidiyor. Şimdiki 90 artılar oynanıyor. Oynanıyor artık. Ben bir top aldım. Feyzi sağ tarafa doğru kaçtı. Önüm boşaldı. Benim de önümde topu böyle bir oyuncuyu çalınmadıktan sonra önümde top sıçrıyordu önümde. Artık dedim Halil buradan yaradan ne artık şey vuruşumun güvenin olmasından sol ayağımda hem de sol ayağımda sağ taraftan vurup 35 metreden 90'a gidişi benim ve Göztepe için büyük bir tarih oldu. Doğru. Evet. Şey de önemliydi. 2-2 olduktan sonra